İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, zamanın Abbasi halifesi zorluyor. Mutlaka Şeyhülislam olacaksın diyor. Çok büyük bir makam. Baki onun için o kadar heveslenmişti. Ama İmam-ı Azam reddediyor. Ya senden büyük alim yok. Hepimiz senin mezhebindeyiz. Herkes senin taleben. Ne diyorsan kuralı. Evet. Sen nasıl Şeyhülislam olmasın? Sultanım diyor. Ben Şeyhülislam olsam yaptığın bütün icraatları bana dayandıracaksın. Ben bunun hesabını nasıl veririm? Diyor. Olursun olmaz çok baskı yapıyorlar. Hatta ölümü bu yüzdendir İmam-ı Azam'ın. İmam-ı Azam dayak altında ölmüştür. Kırbaçlatmışlar 73 yaşındaki büyük İslam alimini. Bunu ya kırbaçlayan Hanefi mezhebinden. <gülüyor> <Kendisi> <gülüyor> Emri veren tabi halife... olan. tabii, tabii. Hepsi onun mezhebinden. <laughs> Emri veren halife Hanefi mezhebinden. Niye şöyle İslam olmuyor? Olursun olmam, olursun olmam. En son onu mecbur etmek için halife diyor vallahi Allah'a yemin ederim ki sen şeyh olacaksın. Deyince o da Allah'a yemin ederim ki olmam. Bir inatlaşma. Yalakalardan biri diyor ki Halife Hazretlerine karşı sen nasıl yemin ediyorsun? <laughs> İmam-ı Azam diyor ki o üç gün oruç tutsa yemininin kefaretini verir. Ama beni üç gün bile kurtarmaz. Diyor. Ne yapıyorlarsa kabul etmiyor. En son zindana atın diyor. Kabul edinceye kadar da her gün onar kırbaç vurun. Koca İmam zindanda Bağdat ayağa kalkmış. İnsanlar büyük bir infial içinde ve imamı bağlıyorlar, kırbaçlıyorlar. 73 yaşındaki yaşlı adamı sırtına vuruyorlar. Vurdukça, onlar vurdukça imam hazretleri inna ve inna ileyhi raciun diyor. Biz Allah'tan geldik, ona döneceğiz. Her defasında bunu söylüyorlar. Son bir kırbaç darbesinden sonra bakıyor ki, bakıyorlar ki ses çıkmadı. Bir bakıyorlar vefat etmiş imam bu ilmin izzetini muhafaza etmek için bakın nerelere kadar bir kibir değil. Tabii tabii. Zaten bu kibir olsa dediklerini kabul edecek. Esas kibir tabii, orada. Tabii. İlmin vakarını, Hakk'ın izzetini muhafaza ede edebilmek için nelere katlanmışlar.